Ben Aksu Köyensu'nun 65 numaralı öğrencisiydim. Zaten o yıl 66 kişi alınmıştı enstitüye. Ben de son gelen öğrencilerdendim. Çünkü yaylıdaydık biz. Yörük yaylılarına göçeriz yaz aylarında. Aslında enstitü kurul 17 Nisan'da kurulmuş, açılmış. İşte bize haber çok geç geldi. Haberin gelişi de çok ilginçti. Daha yaylaya göçmemiştik. Bir gün şehre giden, Alanya'ya giden bizim köylülerden birisi Veli Çavuş geldi. Daha merdivenden çıkarken bir muştum var dedi. Hep birbirimize baktık ne olabilir diye. Beni enstitüye çağırdıklarını söyledi. Bir mektup verdi babama. Bu mektubu Alanya Milli Eğitim Memuru göndermiş babama. Diyor ki Aksu'da bir okul açıldı. Öğretmen okulu. Köy çocuklarını alıyorlar. Kızları özellikle çağırıyorlar. Kızını hemen gönder Alanya'ya gel, kaydını yapalım önce. Sınava şeylerini göndereceğiz diyor. Formlarını enstitüye göndereceğiz diyor. Milli Eğitim Memuru'nun böyle acele etmesi ya da beni o dağ başında köyde bulmasının nedeni, ben ilkokulu bitirdiğim zaman çok okumak isteyen bir kızdım. Ama çok aradık, imkan bulunamadı. Gidecek okul yoktu. O yıllarda hiçbir şeyde ortaokul bile yoktu ilçelerde. Hep yatılıya gitmek zorundaydım. Yatılı okulda hiç yoktu. Özellikle köy kızlarını alan bir okul yoktu. Tabii ki çok sevindik. Hatta babam okumuş bir insandır, rüştüye çıkıştır. Bu bir mucize dedi babam. Mucize sözünün ne olduğunu o zaman anladım. Yani mucize gerçekten de bir mucizeydi. Hemen babam beni Alanya'ya götürdü. Bizim o yıllarda gitmek çok zor. Atlan, eşeklen, nahiye iniyoruz. Oradan atlan bir gece gidip Alanya'ya varıyoruz filan. Babam da bizi aslında çok kendisi götürmez oraya buraya. Amcamla, dayımla filan gönderir. O kadar önem verdi ki bu işe beni kendisi götürdü. Alanya'ya gittik. Milli Eğitim Müdürü memuru yeniden anlattı. Zaten eski baş öğretmenimdi. Alanya'da okudum ben. Bizim köyde okul olmadığı için. Dedi ki Alanya'nın 100 köyünden bir kız ilk kez yatılı okula gidecek dedi. Bana söyledi. Babama da işte böyle dedi. Yani çok güzel bir fırsat bu dedi. Bir forum çıkardı. Oraya işte ana adı baba adı filan yazılıyor. Ara yerde de bir boşluk var forumun arasında. Orada bir soru var. Yani benim kompozisyon biçiminde yazacağım bir paragraf olacak. Onu çok güzel yazdı dedi. Çünkü bu forumlar enstitüye gidecek. Orada okuyacaklar, seçecekler dedi. Ben tabii hayatımın en güzel yazısı o diye düşünüyorum hala. O kadar özendim ki çünkü çok gitmek istiyorum, okumak istiyordum. O formu işte doldurduk. Baş öğretmen dedi ki ben sizi çağıracağım yine dedi. Ve gittik, yine yaylaya gittik biz. Başka bir haber geldi. İşte kabul edildiniz diye. Şimdi yine yayladan köye indik anamla. Babam memurdu. Yani o arada yoktu galiba. Sonra kimle gideceğim şimdi söz konusu? Babam götüremeyecek. Melek dayı vardı, bir Melek dayımız. Melek dayı askerden yeni gelmişti. Şehre gitmeyi gelmeyi falan bilen bir kişi. Antalya'da da kayınvalidesi vardı. O götürsün diye karar verdiler. O benim Melek dayıyla bu sefer biz yola düştük. Gazipaşa'ya geldik. Gazipaşa'da o zaman nahiye Gazipaşa, babam da oradaydı. Hazırlıklarımızı yaptık. Bana dediler ki öğleden sonra yola çıkacağız. Ata binip, atla Melek dayıyla ikimiz birer ata binip yola çıkacağız. Su getirdim, içme suyu, testiyle yemek yedik. Ayağım burkuldu o sırada benim. Ama hiç söylemedim ayağım burkulduğunu, çünkü
babam çok şeydir, sağlık sorunlarımızla falan çok ilgilenen bir adamdı. Göndermezdi. Eğer ayağım burkulduğunu, yani feci şekilde burkuldu ama merdivenden çıkarken. O da neden burkuldu? Çünkü ben o sırada ablamın ayakkabısını giymiştim. Güzel bir ayakkabısı vardı ablamın. Onu giydim. Biraz bol geldi ayağıma. Onun için burkuldu ayağım. Hiç söylemedim. Bindik atlara, Melek dayıyla ikimiz yola düştük. O zaman başka taşıt yoktu. Pardon, Melek dayı eşeğe bindi, ben ata bindim. Evet, evet, öyleydi. Şimdi gidiyoruz yolda, epeyce ilerledik. Ayağım feci şekilde sızlamaya başladı. Akşam karanlık, alakaranlık falan böyle. Melek dayı döndü baktı, çünkü dayanamadım, ağladım bacağımın sızısından. Ben dedi, madem ağlıyorsun dedi, dönelim dedi. O benim yani gittiğim için ağlıyorum zannetti. Ona anlattım, dedim ki ayağım burkuldu, onun için ağlıyorum dedim. Yani geçti dedim. Artık ağlamıyorum dedim. Babam şey yapar diye söylemedim dedim. Evet dedi. İyi ki söylemedin dedi. Yoksa alık koyardı dedi. Göndermez dedi. Alanya'ya geldik. Alanya'da akrabamızın evinde benim hemen bir bal mumundan bez sardılar ayağıma. Bir taraftan da o akrabamızın kızı bana bir entari dikti. Yani entarim kötü değildi ama okula gidiyorum diye. Yani herkes sevindi. O akrabamız da sevindi der onlar. Melek dayı da gitti çarşıdan bir şey, şimdi nasıl gideceğiz? Çok zor o sıralarda böyle uzun yollara gitmek. Özellikle bir kızla gitmek, bir kızın gitmesi daha zor. Geldi bir süre sonra, tamam dedi, bir atlı şey, taş arabası. Taş arabası bir hasta gidecekmiş dedi. Manavgat'a kadar onlarla gideceğiz dedi. Yani yine bir ikinci saatiydi. O taş arabasına bindik. Bir hasta kadın var, bir adam var. Ben varım, Melek dayı var. Araba yine giderken arabada da bacağım çok feci sızladı. Gece bir yerde biraz dinlendik. Ve sabahleyin değil, çok geç vakit öğleye doğru Manavgat'a vardık. Manavgat'a vardığımız zaman Antalya'ya giden otobüs gitmiş. Bu sefer Han'da kalmamız gerekti. Han'a gittik. Benim küçük bir de tahta valizim var. Onu da elimizde taşıyoruz Melek dayıyla. Hancı ile bir şey konuştular. Döndü Melek dayı. Dedi ki ırmağın kenarında yatacağız dedi. Çünkü dedi gece herkes orada yatarmış. Sıcak hava, Ağustos'un sonuydu. Ne konuştuklarını söylemedi. Meğer demiş ki kız, bakmış bir kız var yanında. Olmaz demiş, kızlar burada kalmıyor. Yani kadınlar kalmıyormuş anda. Sadece erkekler kalıyormuş. Irmağın kenarına gittik. İşte oradan bir karpuz, peynir falan aldım. Melek dayı yedik orada. Irmağın kenarında köylüler de yatıyorlardı. Akşam oldu artık. Köylülerden baktım, kadın vardı iki tane. Sevindim çünkü hep erkeklerle bir yere gitmek falan zorlanıyor insan. Küçük de olsam zaten daha önce ilkokulda okurken falan Alanya'ya okula giderken kim bu kız diye sorarlardı. O da işte okumaya gidiyor deyince bana acırlardı. Yani böyle bir kız çocuğu okumaya gidiyor falan diye. Böyle bir şeyim vardı yani. Kadınların bulunması hoşuma gitti. Orada yattık. Yatarken ırmağın başında bekçi geldi. Kalkın dedi, burada yatılmaz dedi. Olmaz dedi. O yörük kadınlarından bir tanesi dedi ki, sen ne karışıyorsun dedi. Burası Allah'ın yeri dedi. Sen git hükümetin yerlerini koru dedi. Burası Allah'ın ırmağının başı dedi. Adam şey yaptı yani, onu dinledi gitti, çekti gitti. Sonra ikinci gün Hoşgör diye bir şoförün otobüsü var, bir tek otobüs işliyor ama o da zaten külüstür bir otobüs aslında. Ben tabii ilk kez bir otobüs görüyorum, o bana çok
zaten uygarlığın araçlarına karşı böyle bir ilkokuldan beri köyden ilkokula gittiğim için çok ilginç bir şeyim var. Uygarlığın aracı olarak görüyorum onları. Yani uygarlığı bilmiyorum ama öyle görüyorum. Yani bugün bir anlam verdiğim zaman müthiş şey var. Oyuncak, öyle oyuncaklar isterdim, hiç bilmem ne filan. Otobüsü görünce çok tabii etkilendim otobüsten. Hatta otobüsün şoförünü de büyük büyük adam yerine koydum. Çok yani otobüsü alıp götürüyor diye. Şimdi orada ilginç bir anım var. Ben hep çocukluğumda okula giderken hep köprülerden, sulardan, çaylardan geçtim. Akdeniz bölgesi çocuğuyum. Şimdi Manavgat Köprüsü'nden bile korktum. Yani yaya geçerken bile. Otobüsle geçerken daha zor tabii. Sonra şeyde, Serik'te, Serik'in yakın bir yerinde Köprü Çayı diye bir ırmak, çay var. Adı çay, o kadar bir eski köprü, o kadar büyük ki o gün için tabii gözüme öyle görünüyor. Oraya Köprü Çayı diyorlar. Böyle kıvrımlı bir çay, köprü. Parmaklıkları yok. Hep çocukluğumun daha önceki köprülere benziyor ama daha zor bir köprü. Böyle kıvrılarak geçiyor otobüs üstünden. İçerideki yolculardan birisi dedi ki, böyle baktı pencereden. Ya hoş gör dedi, otobüsün arka tekeri dışarıda dedi, dikkat et dedi. Şoför de ona dedi ki, dönmeden galiba, çok konuşma Efe dedi. O adam da çok konuşuyordu yani. Çok konuşma deyince herkes sustu ve çok korktuk. Ben tabii daha çok korktum. Önceki korkularım olduğu için çay korkularım, otobüs köprü korkularım. Köprüyü geçince tamam yani kurtulduk. Hep böyle olmuştur hayatımda o köprüleri geçerken. Kurtulduk, yola koyulduk. Yine o çok konuşan adam başladı nereye gidiyorsunuz diye bize. O da Melek Dayı da dedi ki işte biz çocuğu götürüyorum, Aksu'ya götürüyorum dedi. O sırada başka bir köprüye geldik. Aksu Köprüsü. Aksu Köprüsü'ne gelince adam dedi ki bak işte bu dedi Aksu Köprüsü dedi. Ama köprü dediğin böyle olur dedi. Bak bu köprü dedi yeni köprüydü. Cumhuriyet'in köprüsü dedi. O eski köprü yani çok sağlam bir köprü aslında ama eski işte yüzyılların şeyinden kalmış bir köprü. Adamın parası olsa dedi güzel yapacak ama dedi köprüleri parası yok. Yani adam dediği herhalde devlet için söylüyordu o sırada. Aksu Köprüsü bu dedi. Sonra Sırat Köprüsü'den sağlam dedi işte filan dedi. Melek Dayı da biraz hocadır bizim akrabamız. Sırat deyince adam. Ha ne Allah korkusun ne Sırat korkusun. Bak dedi ne güzel köprü dedi. Adama dedi ki onu Allah bilir dedi. Yani sağlam bir Sırat sözünü duyunca. Adam yine sustu o çok konuşan adam. Sonra geldik Aksu Köyensin'in tam karşısına bir kahve imiş orası. Çınarlı bir kahveye geldik. Durduk orada. Hadi dedi Melek Hoca çocuğu çabuk bırak gel dedi. İşte şu yoldan git, işte orası karanlık sokak dedi. Karanlık sokak diyorlardı Aksu'nun kurulduğu yere, Aksu Köyensin'in kurulduğu yere. Çocuğu bırak hemen dön sen dedi. İndik. Şimdi hiç unutmuyorum. Otobüsteki adamlar bana ilgiyle baktılar. Küçük bir kız nereye gidiyor filan. O sıralarda böyle okula gitmek filan yok. Hatta zenginler çocuklarını okutmuyorlar yani. Öyle parası olanlar da okutmuyor. Adam bir tanesi hadi bakalım kızım dedi. Küçük kızım dedi. Küçücük bir kızım yani 11 yaşındayım ama biraz da erken okula gitmişti. Hayırlısı bakalım dedi. Gittik. Kapıda, enstitünün kapısına kolayca geldik. Şimdi Aksuköy Enstitünün kapısına. İki çocuk var. Orada oturuyorlar. Sandalye koymuşlar kapıya. Bizi görünce kalktılar. Melek Dayı dedi ki Alanyalı
Hakkı Bey'i çağırır mısın dedi, öğretmen dedi, Alanya baş öğretmen diye. Hakkı Bey de benim önceki Alanya'daki öğretmenim. Zaten o haber göndermiş Alanya Milli Eğitim Memuru'na. Beni ve başka bir iki kız daha varmış onun öğrencisi. Onları bulsun diye. Ama öteki kızları şey yapamamış ne yazık ki. Evet dedi, Hakkı Bey dedi, eğitmenlerin şeyi dedi, grup başı dedi, amca dedi. Çağırdı onu, Hakkı Bey geldi. Beni elimden tuttu. Demek bayağı küçüğüm ki elimden tuttu. Valizimi de o oradaki nöbetçi çocuğa verdi. Topaç kafalı bir çocuk. Bunu dedi götürsen dedi. Melek dayı döndü gitti. Benim babam mektubunu da ona verdi. Hakkı Bey'e verdi. Melek dayı döndü gitti. Ben kaldım orada. Şimdi bakın burada çok ilginç bir şey söylemek istiyorum. Okullarda çocukların, öğrencilerin büyük olsun küçük olsun en büyük beklentisi, hatta öğrenciler de olmasa herhangi birisinin beklentisi bir yere gittiği zaman kabul görmektir. Ben şimdi orada Hakkı Bey beni karşılayınca, o nöbetçi çocuk gayet böyle çantama alıp taşıyınca filan, sonra okul müdürüne götürdü. Bakın size söz ettiğim kızım geldi dedi. Okul müdürü de bana hoş geldin kızım dedi. İşte filan bazı yakın sözler söyledi, yakınlık gösterici sözler söyledi. Bu büyük bir kabul bir şey beklentisi içinde bilmediği bir yere giden insan için. Kaldı ki ben yani köyden geliyorum. Şehirde Alanya'da okudum ama başka bir yere gidiyoruz. Çok zor bir şey. Anasından babasından ayrılıp o yaşta başka bir yere gitmek. Ve oradaki gösterilen kabul. Ben onun için Aksu Köyüncüsü'ndeki o ilk gün, ilk günler benim için hep böyle bir cennet gibi bir okulun kurulması gibi gelmişti açıkçası. Böyle de yazdım bir şeyde. Bir eğitim cenneti kurulurken diye yazdım. Şimdi o eğitim cenneti dediğim yer bir boşluk, boş bir araziler var, çalışan çocuklar var, yerlerde iş yapıyorlar ilk gittiğim gün. Kaldırım yapıyorlar filan. Ama o büyük kabul ve o etkinlikler bana orada bir hayat, güzel bir hayat olduğunu herhalde duyumsattı ki bir eğitim cenneti gibi geldi. Çocukların cenneti çok farklıdır. Yani çocuklar rahat ettikleri, baskıdan kurtuldukları, kendilerine güzel şeyler sunulan ama kristal bilmem şu bu değil de diyelim ki basit eşyalar bile olsa kendisini rahat ettiği yere cennet görürler çocuklar. Ben işte Aksu Köyüncüsü'ne ilk gittiğimiz zaman öyle gördüm. Yani o karşılama benim hala içimde bir şeydir. Çocuklara nasıl davranılacağında da bir göstergedir aynı zamanda. Sonra müdür beni odasına götürdü işte. Müdürün odasına girdik. Bu kez orada müdür yardımcısı gel kızım dedi. Bir dosya indirdi. Oradan bir zarf indirdi. Biz seni bekliyorduk dedi. Hemen numaranı söyleyeyim sana dedi. 65 numarayı okudu bana. 65 numara diye yazılı orada zarfın üstünde. Ben gelmeden önce kaydetmiş. Tabii kaydı kesin yapmamış da aday kaydı yaparlar. 65 numaralı aday kaydı yapmışlar. Ben 65 numaraya kaydoldum. Şimdi bu sanki ben çoktan oradaymışım gibi, numaramı da öğrenince çoktan oradaymışım gibi, çoktan o işin içindeymişim bir duygu geldi. Sonra şeyi çağırdılar, kızları çağırdılar. Benden önce 5 kız gelmiş, pardon 4 kız gelmiş. Zehra, Sadiye, Hikmet, Nazlı. Çağırdılar, gelin dediler, arkadaşınızı götürün yatakhanenize ve gezdirin dediler. Müdür odasının yakınında, bitişinde, küçücük bir bina zaten. Yani küçücük bir eskiden ilkokul olan bir bina, köy enstitüsünün kuruluş karargahı merkezi olmuş. Onun etrafına barakalar falan yapılmış, yapılıyor. Yani öğrenciler yapmaya başlamışlar. Ben geç gittim, 2 ay kadar geç gittim çünkü. Pardon, evet. Kızlarla girdik yatakhaneye. Yatakhane aslında kızların aynı zamanda oturma odası.
6 yatak vardı. 6 yatak vardı. Tek şeyden yapılmış. Tahtadan yapılmış. Ranza yoktu daha. Tertemiz şeyler koymuşlar üstüne. İşte pikeler, yani çarşaf örtmüşler, temiz çarşaflar. Dediler ki bu baştakinde, dediler, duvarın dibindekine hemşire hanım yatıyor, kızlarla yatıyor hemşire hanım, yani o odada şey yapmasınlar diye. Oradaki boş yatakta senin olsun dediler. Hemen benim valizimi oraya koydular. O nöbetçi çocuk getirip koymuş şeye, kapımızın önüne zaten. Baktım hoş bir yer yani. Kızlar da, köylü kızları gelmişler başka köylerden. İşte ben Akseki'nin Ormana köyündenim, ben Manavgat'ın Hisar köyündenim, ben Korkuteli'nin işte Helingah bilmem şeysindenim falan diye anlattılar. Hemen kaynaştık kızlarla. O sırada valizimi getiren çocuk, o topaç kafalı dediğim çocuk, ben o topaç kafalı diye sonradan hep şey yapardım, okul başkanı falan oldu, çok kıymetli bir arkadaşımızdı. Hemen geldi o, dedi ki yer direktör, o zaman yer direktör, direktör deniyordu yöneticilere. Yer direktör dedi, ambardan şey çıkaracağız, sizi çağırıyor dedi. Yine hepimiz beraber gittik oraya. Zaten ambar dediği de yanımızdaki küçük bir odaydı. Oraya Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gönderilen, köy enstitüleri için gönderilen şeyler vardı. Giysiler, ayakkabılar, elbiseler, kızlar ve erkekler için. Hiç öbür bildiğimiz ortaokul öğrencilerinin giysilerine benzemiyor. Zaten o benim o kız arkadaşlarımın da giysileri öyle değildi. Bu tabii oranın farklı bir okul olduğunu gösteriyordu ama biz bu ortaokul şapkalarını falan görürdük kokartlı. Baktım onlardan değil. Hiç özenmedim yani. Yani ben bir okula geldim, böyle giymiş. O kızlara da yakışmış üstlerindeki elbiseler. Basma entari, beyaz yakalı basma entari ve şapkaları da var o entarilerin kumaşından dikilmiş. Bunlar köy enstitülerinin günlük giysileri, kız giysileri, kız öğrenci giysileri. Onlar ilk dönemde yapıldı bize, gönderildi. Benzerleri sonra enstitülerde dikildi. Bir de tulum verdiler. Tulum belden kesik değildi. O tulumu verdiler ama sonra ben onu fazla giymedim. Çünkü hemen sonradan şeyler dikildi. Kendi o yöreye özgü ama o tulumun yine modelinde daha rahat giyilebilecek giysiler dikildi. Şimdi altı kız, sonra benden sonra da bir arkadaş geldi. Biz 6 kız olduk. 60 öğrenci, 6 kız. Galiba 30-40 kadar da eğitmen vardı. Onların sayısını bilmiyorum. Eğitmenler bizden uzakta bir yerde, şeyde Perga'nın eteğinde ayrı bir şeyleri vardı, yerleşkeleri vardı ama yemek bizim orada yiyorlardı, enstitüde yiyorlardı. Öğretmenleri bize de bazen ders veriyordu. Bazı derslerini de orada yapıyorlardı. Onun için o günlerde yöneticiler, ayrı bir yöneticileri var ama enstitü müdürlüğüne bağlı olduğu için eğitmen kursları, onlar da enstitünün içinde sayılıyordu. Şimdi 40 kadar diyelim ki eğitmen, 60 kadar öğrenci, 60 öğrenci, bir de biz 6 kız. Kadın olarak enstitüde bir de hemşire var, bir çamaşırcı vardı. 8 kadın cinsi var. Şimdi sonradan düşündüm ve o günkü yani şeyimi de çok iyi hatırlıyorum, hala hatırlıyorum. Biz o 6 kız ve 2 kadın köy enstitüsünde ilk geldiğimiz zaman 100 kadar erkekle, erkek öğrenci, kadın öğretmen hiç yoktu. Erkeklerin içinde okuduğumuzu hiç hissetmedik. Hiçbir zaman hissetmedik. Ve bir şey duyumsamadık. Yani neden? Çünkü bize söylediğim gibi, sözünü ettiğim gibi son derece büyük kabul gösterilmesi ve saygılı davranılması, erkek arkadaşlarımızın da bize yani saygılı davranması, kardeşane davranması. Zaten sonradan enstitü kalabalıklaşınca,
kadın öğretmenler falan da gelince, kızlar çoğalınca böyle bir sorun da kalmıyor. Yani ilk anlardaki o şeyde bile böyle bir şey hissetmedik. Çünkü biz köyde de kendimiz, köy yaşamında da kadın erkek ayrılığı falan yok. Yani bizim eve mesela köydeki evimize kadınlar, erkekler istedikleri an gelirler, misafir olurlar. Ya da kadın erkek beraber tarlaya, bahçeye giderler komşusuyla. Ya hatta çobanlar, çoban kızlar var, erkek çobanlarla beraber giderler daha yani. Böyle bir hayat, köylerin hayatı. Biz oradaki köy enstitülerindeki bu kız erkek birlikte okumayı da hiç yadırgamadık doğrusu. Şimdi neden eğitim cenneti kurulurken dedim. Şimdi ben gittim. Gittiğimden bir süre sonra, ne kadar sonra bilmiyorum. İlk gittiğim günden birdenbire değişiyor enstitü. Her gün değişiklik oluyor. Bir yeni yapı çıkıyor ortaya. Bir şey düzeltiliyor, bir yer düzgünleştiriyor. Örneğin bir şey dersimiz oldu, onu unutmuyorum. Bataklık kurutma dersi. Bu komik gelir bugün öğrencilerine ama o günün koşulları ve bizim yaptığımız iş son derece farklı bir şey, güzel bir şey. Enstitünün önünde bir bataklık vardı. Sivrisinek çok Antalya'da, Akdeniz bölgesinde. Özellikle sivrisinek şeylerinden bir tanesi o bataklıklar. Hem bahçe yapmak için hem de o şeyi yani önlemek için bataklığı kurutmak gerekiyor. O bataklık işçi tutularak kurutulsa çok para tutacak bir şey. Ayrıca zaten bizim tarım dersimiz vardı. Tarım dersinde orayı yaptık. Kız erkek öğrenciler birlikte bataklığın kurutulması için önce oraya toplandık. Tarım öğretmeni bize bir ders verdi. İşte bataklığın ne olduğunu, nasıl ortadan kaldıracağını falan anlattı. Hepimiz çalıştık. Erkekler tabii daha çok çalıştı. Biz de su taşıdık. Eğer toplanan şeyler yakılırken yangın çıkar, bir de öbür ağaçları korumak gerekirse diye. Ve işimiz bitince, bizim işimiz bitti, saatimiz bitince öteki öğrenciler geldiler. Onlar da çalıştılar. Biz bu kez başka bir derse gittik. İkinci gün kalktığımız zaman, şimdi bakın düşünün, günlerce gözünüz önünde bir yer görmüşsünüz. Güzel olmayan bir yer görmüşsünüz, bir bataklık görmüşsünüz. İkinci gün, üçüncü gün baktık önümüzde dümdüz güzel bir yer var, tertemiz ve içine palmiye ağaçları dikilmiş. Hemen oradaki fidanlıktan ağaçlar getirdiler. Sonra orası zaten mandalin bahçesi oldu. Şimdi her gün böyle bir yenilik, her gün böyle bir güzellik. Farklı bir okul tabii bu. Bizi dışarıdan görenler, yani bu işleri yaparken görenler, bu çocuklar ameli mi, bu ne biçim okul filan diyorlardı. Oysa bunun yanında hemen Türkçe dersleri, Almanca dersleri, bütün öteki liselerde okulan derslerimiz de başlamıştı. Sonra ikinci yıl başka öğrenciler alınacak diye müdür bey bizimle bir konuşma yaptı. Çok ilginç bir konuşma. Dedi ki bakın burayı siz kurdunuz. Gayet güzel bir okul kuruluyor burada. Yeni öğrenciler gelecek. Muğla'dan ve Mersin'den, sadece Antalya'dan değil. Onlara da dedi aynı tavırla davranacaksınız. Sizden öğrenecekler onlar. Siz abi abla olacaksınız dedi. Şimdi bu abi abla olma köy enstitülerinde adeta bir gelenekti. Şimdi müdürüm beyin bu konuşmasından sonra biz yeni öğrencilere karşı gerçekten öyle davrandık ve böyle gitti. Köy enstitüleri her gelen öğrenci grubu dersleriyle birlikte başka çalışmalar da yaparak enstitüler kuruldu. Şimdi burada bir şeye değinmek istiyorum. Bir gün okula Tonguç geldi. Benim ilk geldiğim zamanlardı. Şimdi köy enstitülerinde üretici eğitim yöntemi diye bir yöntem uygulandı. Zaten köy enstitülerini başka okullardan farklı yapan, başka eğitim kuruluşlarından farklı yapan üretici eğitim yöntemini kullanmasıdır. Bu büyük bir dönüşümdür, büyük bir devrimdir.
Biz tabii o zaman üretici eğitim yapıldığını falan bilmiyoruz. Yaptığımız işlerin, yani iş yapıyoruz, ders yapıyoruz. Dersleri iş içinde yapıyoruz. Onu biliyoruz ama şimdi Tonguç geldiği gündü işte. Biz içeride ders yapıyoruz. Daha yani üretici eğitim yaptığımız işlerin ne olduğunu bilmeden, geçmeden olan bir dönem bu dönem. Yeni masalar alınmış, bir odanın birisi dershane yapılmış. Matematik dersimiz, öğretmen kara tahta başında yazıyor, bize kareyi öğretiyor. Çok iyi bir öğretmen Sabit Bey. Ama Ağustos'un sıcağı, çok sıcak, uykumuz geliyor, terliyoruz falan ama ders yani. Pencereden baktık, birileri bakıyor, bir grup. Teller var, pek de fark edemedik, müdür beyi fark ettik. Okula, enstitüye misafir gelmiş, o misafirleri gezdiriyor müdür bey. Fakat sonra dolaşıp bizim odaya geldiler. Kapı açıldı. Müdür bey tanıttı. İlk öğretim genel müdürümüz İsmail Bey dedi. İsmail Hakkı Tonguç dedi. Sabit Bey de ona tanıttı. Matematik öğretmenimiz Sabit Bey diye. İsmail Hakkı Tonguç dedi ki, Sabit Bey dedi, bu hava çok sıcak, görüyorsun çocuklar terlemişler, uyuyorlar dedi. Bu dersi dışarıda yapsanız olmaz mı dedi. Efendim ama tahta var dedi. Onu da omuzlayıp götürsünler çok gerekiyorsa dedi. Hadi bakalım dedi, hiç şey yapmadan fazla. Tahtayı omuzladı çocuklar. Biz tabii hepimiz sevindik çünkü çok sıcaktı. Okulda bir iki ağaç var eskiden kalma. Bunlardan birisi ön tarafta, birisi de arkada büyük bir ağaç, meşe ağacıydı o. Bomboş bir şeyin üzerinde, tarlanın üzerinde ağaç. Ama orası okulun, okula ait yerler. Geniş bir alan üzerinde kurulmuş şey, enstitüye ait yerler. O ağacın altına götürdü bizi. Müdür bey var, işte Sabit Bey var. Bir de yanında başka misafirler de var. O bir tanesi Gönen Köy Enstitüsü'nün müdürüymüş. Bir tanesi de Antalya Milli Eğitim Müdürü. Onlara dedi ki siz gidin. Biz burada ders yapacağız dedi, Sabit Bey ile beraber dedi. Tarım öğretmenini de çağırdılar. Tarım öğretmenine sordular burası ne olacak. O dedi ki burası sebze bahçesi olacak dedi. Pardon. Portakal bahçesi olacak dedi. Tamam dedi, burası portakal bahçesi olacak. Madem bunun hesabını yapalım dedi. Hemen ipler geldi, çiviler, ağaç çiviler var böyle yere çakılmak için. Onları getirdiler işlikten çocuklar. İplerle araziyi ölçmeye başladık. Her birimize bir iş düştü. Yani 30 kadar çocuktuk o sınıfta. Her birimiz artık ders başladı. Orayı ölçeceğiz, kareleri oranın üzerinde şey yapacağız. Tonguç bize sordu, dedi ki burası portakal bahçesi olacakmış. Portakal kaç metre aralıkla dikilir? İşte öğrencilerden kimler 1, 2, 3 falan diyenler oldu. Bir Çakırlar köyünden bir Hasan vardı. Onun söylediği en doğruydu ama kaç metre olduğunu unuttum. Tamam dedi, şimdi burası portakal bahçesi olacak. Siz portakal bahçesini ağaçların, fidanların dikileceği biçimde iplerle böleceksiniz ve böylece de metreyi öğrenmiş olacaksınız. Yaptık. Şimdi böyle büyük bir arazi üzerinde birden bir sürü metrekare çıktı. Kare çıktı yani. Bir sürü kare çıktı. O zaman anladım ki ben hiç kareyi hayatıma en iyi öğrendim, en iyi bildiğim şey kare. Tahtada yapmaya çalıştığımız şey orada gözler önüne serildi. Sabit Bey'i de kırmamak için Tonguç çok özen gösterdi. İşte öğretmenizin söylediği gibi filan diye konuştu. Ders bitti. Biz ders bittiği zaman şimdi dedi kara tahtada yapın dedi Sabit Bey'e dedi. Buraya ne kadar portakal dikilecek, portakal kaç liraya alınacak, fidanlar parayla alınıyorsa ne kadar gidecek, ne kadar fidan gidecek filan. Onu ikinci derste yapacağız çünkü dersimiz bitti dedi Sabit Bey. Böylece dersimiz bitti. Akşamüstü yemekten sonra bizi bahçede topladılar. Tonguç bizimle yine bir konuşma yaptı. Bahçede topladılar derken orası bizim, o bahçe bizim. Çünkü salon falan yoktu o sırada. Hep
konuşma alanımız, bazen oturarak, bazen ayakta filan toplantı alanımızdı. Şimdi bize o şeyde enstitüleri anlattı. Niçin açıldığını, nasıl olması gerektiğini, niçin köy, yalnız köy çocukları alındığını, niçin kız erkek beraber olduğumuzu, kız erkek her yerde beraber ama yani bir şeyi unutmadım. O çünkü bizi ilgilendirdiği için. Kızlar da dedi tabii, köy kadınlarının okuması da söz konusu. Kızların da öğretmen olması köy kadınlarını özendirir diye dedi. İşte kızların da gelmesine çok önem veriyoruz. Kız arkadaşlarımız okumuş köylü kızlarını dedi. Haber verin sizin hala, yani o sırada onu da bize söyledi. Arkadaşlarınız, tanıdıklarınız, akrabalarınız, köy kızları buraya gelsinler. Bakın dedi, sizin gibi burada öğretmen olsunlar falan dedi. Şimdi biz tabii yaşımız küçük ama şimdi bizimle böyle bizi ciddiye alarak, bize önem vererek yapılan bu konuşma bizi sanki ben kendi yani duygum hepimiz öyle birkaç yaş büyüttü adeta. Biz orada okuyacağız, öğretmen olacağız, köye gideceğiz. Bu çok önemli bir şey. Bunu duyumsadım yani oradaki Tonguç'un konuşmasından. Sonra eğlence yapıldı bir. Şöyle eğlence, zaten daha yeni okul yeni açıldığı için şey yok, böyle programlı şeyler zaten yapılmıyor. Tonguç programlı eğlenceden çok herkesin bildiğini ortaya koymasını öneriyordu her zaman. Dedik köylerde işte bildiğiniz şarkılar, türküler, köy türküleri, oyunlar, orta oyunları filan. Bilen arkadaşlar, özellikle Aksikillerden çıktı birkaç kişi. Böyle bir eğlence günü yapıldı. Eğitmenlerin öğretmeni vardı, Cemal Bey. Korkut Eylül'ün bir al yazma şey, havası var. Ondan bir şey öğretmiş eğitmenlere. Onları yaptılar filan. Sonra biz yatmaya gittik. Sabahleyin bizim gece bekçisi var. Gece bekliyor enstitüyü. 12'ye kadar da öğrencilerden bir kişi nöbet tutar. İki kişiydi galiba o günlerde. 12'ye kadar işte şey, aşağı bölüm, yukarı bölüm arasında nöbet tutarlar. Bizim sınıfa öbür şeyden, kümeden bir şey, Osman geldi. Aa dedi, dün gece ne oldu biliyor musunuz dedi. Şey dedi, genel müdür İsmail Hakkı Tonguç masaya vurdu dedi. Artık Sabit Bey dershanelerine son verilecektir diye dedi. Şimdi kavga ettiler dedi. Kavga filan değilmiş halbuki. O gün bizde sınıftaki şeyi, sınıfta ders yaparken gördüğü şeyi onlara anlatmış. Artık yağmurlar yağıncaya kadar, hava çok soğuyuncaya kadar katiyen içeride ders yapmayacaksınız. Bütün dersleri dışarıda ve iş içinde yapacaksınız. İş içinde yapacaksınız derken kültür derslerini de iş içinde yapacaksınız demiş. Şimdi ben sonradan kültür derslerinin iş içinde nasıl yapıldığını gördük. O sırada bize mandolin de gelmişti. Mandolin öğretirken şarkılı şeyler öğretiyorlardı. Yani notaları şarkıyla öğretiyorlardı. İşte Tonguç'un iş içinde dediği, yani kültür derslerinde iş içinde dediği şey, öğretim yöntemi bu. Yani köy enstitülerini ayakta tutan ve bugün bile hala gündemde tutan eğitim, üretici eğitim yöntemi. İşte böyle o ilk şeylerde başladı Tonguç'un anlattığı gibi. Bunun önemi sonradan tabii çok anlaşıldı. Ve iş içinde eğitim yaparken eğitimin gideri azalıyor. Yani parayla alınacak birçok şeyler emek yoluyla yapılmış olduğu için, üretici yetiştiği için insan, onarımları kendileri yapıyorlardı öğrenciler hiçbir şeye gerek kalmadan. İşte binalar yapıldı, birçok şeyler yapıldı. Bu da şuradan çıkıyor. Yani o dönemde de bugün de eğitimin en önemli şeyi gideri konusudur. Yani eğitim maliyeti yüksek bir alan. Eğitimin maliyetini azaltarak herkese ulaşıyor eğitim. Ve ya sadece seçkinlere özgü, sadece lüks bir hizmet olmaktan çıkıyor. Herkese ulaşan bir hizmet oluyor. İşte köy enstitülerinde
bu yöntemle bu aşılmıştır. Sonra başka bir şey, yine o ilk gittiğimiz yıllarda dedim ki mandolin gelmişti. Bu da çok ilginç bir şey. Adeta bir sıçrama bütün bunlar. Bir taraftan binalar yapılıyor, yeni gitmişiz. Bir taraftan işte bataklıklar düzleştiriliyor. Bir taraftan da biz mandolin dersi alıyoruz. Bir taraftan da bisiklet. Şimdi bakın, mandolin, bisiklet. Bir de kitaplık yaptılar şeyin bir köşesini, baraka. Daha öbür binalar yok, barakanın bir köşesini kitaplık yaptılar. Biz hemen kitap okumaya başladık. Şimdi mandolin, bisiklet, kitap. Şimdi bu üçü zaten öğrencinin, yani teknik, güzel sanat ve kitap, bilgi. Bu üç şey zaten okulların temelini oluşturuyor. Bu üçü ne birden başlamak büyük bir değişiklik şeyde. Biz Antalya Lisesi'nin çocukları bizim enstitüye geldiği zaman ya da biz onlarla bazı durumlarda karşılaştığımız zaman şaşırırlardı. Cidden mi siz bisiklet mi öğreniyorsunuz filan derlerdi. Başka bir şey, atölyeler, iş atölyeleri, dikiş atölyesi bizim için, erkekler için marangozluk ve demircilik atölyeleri o derslerin alanıydı. Yani demircilik öğreniyor, marangozluk öğreniyor, bina yapıyor. Ama kültür dersleri de aynı şekilde devam ediyor. Yani hep birbiri içinde, birbirinden faydalanarak. İnönü mesela Antalya'ya geldiği zaman öğrenciler, bizim enstitüye geldiği zaman öğrenciler kireç şey yapıyorlar, söndürüyorlar o anda. Niye bize bakmıyorlar diyor. İnönü çok esprili konuşuyor. Yani İnönü gelmiş oraya, öğrenciler bakmıyor, boyuna önündeki işlerle uğraşıyorlar. Efendim onlar kireç söndürüyor diyor müdür bey. Niye kireç söndürüyorlar, dersleri yok mu diyor. O da onun esprisi herhalde. Efendim kimya dersi diyor. Öğretmenleri nerede diyor. Benim diyor öğretmenleri diyor. Onlara ödev verdim, kireç söndürüyorlar diyor. İşte kireç kimyası. Tonguç da yanlarında var. Tonguç oradan İnönü'ye açıklıyor. Efendim bu iş kimyası diyor. Yani tebeşir kimyası diyor. O tahtaya çizerek yaptıkları, formülleri ezberleyerek yaptıkları kimya diyor. Bu da iş kimyası diyor. İnönü diyor ki yanındakilere, yani demek ki diyor herkes iş kimyası yapsa Türkiye için ne büyük bir kazanç olacak filan diyor. Bir de şimdi bizim demiştim ki öğretmenler gelmemiş, kadın öğretmenler filan yoktu. Tabii öğrenciler çoğalınca kadın öğretmenler, erkek öğretmenler gelmeye başladı. İlk kadın öğretmen Pesent Ilgazi'ye gencecik bir kız geldi enstitüye. Bize onlar kız enstitüsü mezunu öğretmenler. Başka bir yöntemle yetişmişler. Yaparak öğrenme deniyor ama küçücük bezler üzerine, küçücük minyatür gömlek dikiyorlar mesela, bir tane küçücük. Minyatür bir elbise dikiyorlar ya da kendilerine bir tek elbise dikiyorlar. Şimdi Pesent Hanım geldi, müdür bey aynı bize gösterdikleri gibi ona da kabul gösteriyorlar ama onun öğretim yöntemini de düzeltmesi gerekiyor. Bize başladı böyle yine oturtup masalara üzeri, küçük parçalarla dikiş öğretmeye. Müdür bey ona anlattı, dedi ki burada birçok çarşaf dikilmesi lazım, birçok nevresim dikilmesi lazım, çocuklara gömlek dikilmesi lazım. Bu işler hep buradan. Aa müdür bey biz o kadar şey yapamayız filan dedi dikiş öğretmeni. Ama sonradan hemen o da kavradı konuyu. Hemen başladık, bir taraftan da atölyede alacalar dokunuyor, biz dokuyoruz. Şey atölyemiz var, dokuma atölyemiz. Bez dokunuyor. Bir taraftan da onları dokuyoruz, bir taraftan da dikiyoruz. Yani enstitüye ne kadar öğrenci gelecekse onların artık çamaşırları enstitüye dikilmeye başlandı.
Sonra elbiseleri, yazlık elbiseleri enstitüye dikilmeye başladı. Sonra da kışlık elbiseleri enstitüye dikilmeye başladı. Yani biz dikiyorduk. Şimdi böyle bir şeyi klasik okullarda okuyanlar veya klasik okula alışmış olanlar anlamıyorlardı. Bizim daha az bilgili ama sanat becerileri bildiğimizi zannediyorlardı. Halbuki bizim bilgi birikimimiz de, yani bilgiyi hayata geçirme yeteneğimiz de onlardan çok farklı ve güzeldi. Çünkü biz dersleri de aynı şekilde, yani ders dediğim zaten onlar da dersti. Yani kültür dersleri denen derslere de aynı şekilde okuyorduk ve böyle iş içinde yapılması pekiştiriyordu şeyleri. Bir de asıl önemli olan köy enstitülerinin en çok dikkat çeken veya en çok konuşulan yanlarından birisi okuma saatleri, serbest okuma saatleriydi. Söylediğim gibi daha şeyken biz enstitüye gelir gelmez yine o bisiklet verdikleri, mandolin verdikleri günlerde, bize ilk elbiselerimizi verdikleri günlerde baraka vardı, binalar yoktu daha. Baraka'nın bir odası, bir köşesi kitaplık yapıldı. Hemen atölyede, marangozluk atölyesine bir uzun masa veya yan yana koyan masa. Bir de raflar yaptılar çocuklar derste. Kitaplar koyuldu. İlk günlerde az kitap vardı. Hatta öğretmenler kendi kitaplarını falan koydu. Ama kısa zamanda kitaplıkla doldu o küçük yer. Ve biz orada istediğimiz zaman, ha bir de masanın üzerine yayınlar geliyordu. Bakın bu çok önemli bir okul için. Yani okul için lüksten çok çocuğun kendi işine yarayan yer lazım. Mesela lüks bir kitaplık, yani lüks değil mi? Hani konforlu bir kitaplık, konforu çok olan bir kitaplık işe yaramıyorsa, çocuklar orada etkinleşmiyorsa, çocuklar onlar okumuyorsa hiçbir şeysi yok. Ama bizim kitaplarımız, bizim o küçük kitaplarımızın üstünde dergiler ve gazeteler vardı. O bizi o kadar çok severdi ki hemen gider sarılırdık ve kendimiz de abone olmaya başladık dergilere. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir yatılı okuldayız. Dergilere daha küçük yaştayız yani. Cavit Oral yeni adama abone oldu. Birisi ben de abone oldum Çınar Altı'na. Çınar Altı sonradan yani dünya görüşü biraz farklı bir gazeteymiş. O önemli değil. Önce ben Çınar Altı'na abone oldum daha 12 yaşındayken yani filan. Önemli olan abone olmak, yani görmek, bilmek, bir dergi var çıkıyor, değiştiririm, sonra başkasını alırım filan. Şimdi ben şeyi hiç unutmuyorum. İlk okuduğum kitap oradan aldım. Mavi ve Siyah kitabı Halis Ziya Uşaklıgil'in. Okudum. Fakat bırakamıyorum kitabı. Yani zannediyorum kitabı götürüp bırakırsam. Çünkü yanımıza alıp okuyorduk. Yani okuduklarımı unutacağım gibi düşündüm. Özet tuttum kendi kendime. Kitap özeti tutmayı bilmiyormuşuz demek ama ben yani başına adını yazdım. Yazarı, işte içinde neler olduğu bir paragraf filan böyle bir şey yaptım. Etüt dersinde, etüt saatinde yapıyordum. Türkçe öğretmeni geldi, ne yapıyorsun dedi. Göstermek istemedim ona çünkü şey yaptım yani kendime özgü bir şey yapıyordum. Aa dedi sen kitap özeti yapıyorsun ne kadar güzel dedi. Bakın çocuklar arkadaşınız kitap özeti yapıyor. Size göstereceğim dedi şeyde dedi derse dedi. Anlatacağım bir kitabın nasıl özeti çıkarılır. Şimal'in Üç İrfan Diyarı onu okudum. O sırada yani üst üste o şeyi okudum. Bir de başka bir kitap onların üçünü yazmıştım. Üçüne de baktı böyle. Ben artık ondan sonra kitap okumaya başladım. Yani bir kitap kurduğu oldum diyemem ama o şeyden, o küçük kitaplığın bize verdiği şeyle hızla bir gün şimdi konuları değiştiriyorum ama Tuna Dalgaları diye bir şey var mandolinde çalıyoruz. Ben bunu çok seviyorum. Tuna Dalgaları plağını pikava koyuyoruz. Bütün enstitüye yayılıyor. Ama bu tabii sadece klasik müzik değil, türküler falan da var. Yurttan sesleri dinliyoruz, oradaki türküleri dinliyoruz. Şimdi bir gün kitaplıkta bir kitap gördüm. Üstüne Tuna'dan Batı'ya yazıyor. İsmail Abdüsevük.
Hemen o kitabı aldım. Çünkü ben Tuna Dalgalar'ını çok seviyorum ya. Tuna yani hayranı olmuşum. Yani farkında olmadan. Aldım. Ağaçların altına bir benim orada şey ağacım vardı. Portakal ağacım. Böyle yalnız kalmak istediğim zaman gider orada yaparım. Yani hemen oraya gittim. Karıştırdım. Biraz ağdalı bir dil ama şimdi diyelim ki Tuna'yı anlatıyor. Biraz anlatıyor da çok güzel anlatıyor şeyler, betimlemeleri güzel. Ve şeyle tutuyor, Tuna dalgalarının bir hikayesini anlatmıştı öğretmen bize, Hakkı Rodop, müzik öğretmeni, eğitim başıydı aynı zamanda. Onunla o okuduğum kitaptaki şey tutuyor, yani anlatılanlar. Böyle müthiş bir etkileşim. O yaş insan, o yaş çocukların, bence asıl kültürlenme yani işte böyle sanıyorum oluyor. Unutmuşum saati, unutmuşum şey yap, karıştırdım, okudum baştan, okumaya başladım falan. Sonra koltuğuma aldım kitabı, dönüyorum. Sanki ben yani çok farklı bir insan olmuşum o kitaba kavuşmakla. Sanki iyice yani başkaları bilmiyor benim bildiğimi falan gibi bir duyguyla. Kitap okuma serüvenimiz böyle, hepimizin böyle anılarımız var çok güzel. Ve çok kitap okuyan öğrenciler olduk biz. Sınıflarımız büyüdükçe daha başka farklı kitaplar okumaya başladık. Enstitüye daha çok kitap gelmeye başladı. Ve o sıralarda aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'nın klasikleri o yıllarda çıkmaya başlamıştı zaten. Ve köy enstitülerindeki öğrenciler bu klasik kitapların en çok okuyucusu oldular. Yani biz hepimiz klasik kitapları köy enstitülerinde çoğunu okuduk. Özellikle yüksek köy enstitüsünde daha çok okuduk. Şimdi 5 yıl nasıl geçti bilmiyorum. Yani çok güzel bir öğrencilik hayatı yaşadık köy enstitülerinde. Son sınıfa geldiğimiz zaman kendimizi öğretmen gibi hissediyorduk zaten. Biz başka bir şey daha söyleyeceğim burada. Biz kendimizi her zaman öğretmen gibi hissediyorduk. Çünkü hep bunun şeyse köye gideceğiz, öğretmen olacak. İnsan ne yapacağını bildiği zaman bir okul sistemi içinde mesleği amacındaysa daha kendisine motivasyon yaratıyor böyle bir amaç. Hatta öğrencilik yaşamını bile etkiliyor. Yani başka havai şeylere vurmuyorduk hiçbir zaman. Biz öğretmen olacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Hayallerle. Hatta ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Bir hayal kurardım. Köye gittiğim zaman şunu yapacağım, bunu yapacağım falan diye. Kendi köyümüz üzerine kurduğum için hayalimi. Hepimiz kendi köyümüze gidecektik çünkü. Kendi köyümüze üstüne kurduğum için daha güzel hayal kuruyor insan tabii. Yani belli bir yere odaklanıyoruz. Bu köy enstitüleri çok yeni bir okul olduğu için, yaşamı yeni olduğu için, yöntemi yeni olduğu için herkes yolda sokakta işte kıyafetimiz farklı olduğu için yolda sokakta soruyordu işte nasıl orada ne yapılıyor. Hep de iş yapmamıza takıyorlardı. Yani siz iş yapıyor musunuz doğru mu? Evet doğru iş yapıyoruz. Nasıl iş yapıyorsunuz? İşte böyle iş yapıyoruz. Yani bataklık kurutuyoruz ya da işte kireç söndürüyoruz filan. Bunu bir türlü akılları almıyordu. Yani bunların içine ders olmaz yani böyle diyorlardı. Çünkü başka bir şey daha var. Osmanlı döneminden beri yani bizim yeni eğitim Atatürk'ün getirdiği o eğitimdeki yenilik çok güzel ama işe el sürülmüyordu yani eğitimde. Masa başında yapılan ufak işler vardı. Yani böyle büyük işler yapmak amelilik sayılıyordu. Hatta başka bir şey hatırlıyorum ben benim öğrencilik dönemimden. İnsanlar valizlerini taşımazlardı yolda giderken. Kendi valizini mutlaka ya bir hamal taşıyacak ya bir köylü taşıyacak. Yani bir okumuş insan, liseye ayak basan insan kendi valizini taşımazdı. Da şeyden hatırlıyorum bizim köyden değil de annemin köyünden bir akrabamız lisede okuyordu. Şeyin taşımamış, bekliyormuş orada. Köylüler anlatıyorlardı. Valizini taşımamış. Çünkü okumuş bir çocuk.
başkası şey bir köylü gelsin taşısın diye böyle anlatıyorlardı. Herkes böyleydi. Yani küçük de olsa valizi ya bir köylü taşıyacak ya bir hamal taşıyacak. Hatta şöyle bir anı var şeyin Çifteler Köy Enstitüsü Müdürü Rauf İnan. İstasyonda bir işi varmış, yani istasyonda öğrencileri geçirmiş orada beklerken bir hanım inmiş şeyden, trenden. Valizimi taşır mısın demiş Rauf İnan'a. O da taşıyayım demiş. Sonra götürmüş evine, bırakınca kapısına şeyi, valizi. Para vermek istemiş. Hayır, para istemem demiş. Ben Çifteler Köy Enstitüsü Müdürüyüm demiş. Kadın şaşırmış. Nasıl olur, ben ne yaptım filan gibilerdi. Hayır, şaşırmayın, siz bana valizimi taşır mısınız dediniz. Ben de taşıdım demiş. Hamala benzetmiş onu. Yani orada istasyonda bekleyen birisi. Bir de köy enstitülerinin kıyafetleri de şey asker kıyafeti gibiydi. Taşımış. Böyle hikayeler var köy enstitüleriyle ilgili. O alışkanlık kırılmıştır yani köy enstitülerine. Şimdi Avrupa'da, yolda, sokakta herkes kendi valizini taşıyor ama Türkiye'de bir dönemde, işte o dönemde öyleydi. Herkes kendi valizini taşımaktan iş, yani bu kötü bir iş. Kendi valizini taşımak kötü bir iş. Okumuş insan iş yapmaz. Böyle kötü işler yapmaz gibi bir şeydi. Köy enstitüleri aynı zamanda bunu kırmıştır. Yani üretici eğitim yoluyla eğitimin maddi giderini azaltmıştır. Bunun birçok uzantıları var. Sonra başka bir şey daha söylemek istiyorum. Bu bataklık kurutma basit gibi görünüyor. Köy enstitülerinin çevre şeysi, ilkesi, çevre ilkesi bugün dünyanın, hatta Birleşmiş Milletler'in öne sürdüğü çevre ilkeleriyle çakışan ilkelerdi. Bu bir çevrecilik şeysidir, bataklık kurutma dersi. Çevreye zarar vermeden çevreyi düzene sokmak, güzelleştirmek, değiştirmek. Hatta Tomruç'un şöyle bir şeyi var yine yazdığı mektuplarda. Çadır kurun diyor. Yani bina yok çünkü. Çadır kurun, çadırların etrafını çiçeklendirin diyor. Yani güzelleştirin. Şimdi köy enstitüleri 5 yıldı. Ama program eğer yayılırsa, yaygınlaşırsa 6 yıllık öğretmen okullarının programına daha çoktu programımız bizim. Zengindi. Çünkü onlar haftada 32 saat falan galiba dersleri var liselerde. Köy enstitülerinde 42 saatli dersler. Bir de yaz tatili yapmıyorduk biz. Ona fazla söz etmedim. Yaz tatilinde de okulda, enstitüde oluyoruz. Sırayla gidiyorduk. Her sınıf bir ay, zaten 45 günlük iznimiz vardı. 5 yıl sonra mezun olduk okuldan. Mezun olurken, daha mezuniyet şeyimiz başlamadan biz bir öğretmen gibi davranıyorduk aslında. Diploma töreninden önce mezun olduğumuz yerler, tayin olduğumuz yerler saptandı. Zaten herkes kendi köyüne gidecek. Okullar yapıldı. Okul köylü imecesiyle ve bizim köy enstitülerinden giden ekiplerin desteğiyle her köye gidecek öğretmenlerin köyüne okullar yapıldı. Diploma törenini hatırlıyorum. Antalya Valisi Haşim İşcan da o sırada. Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza Bey'di. Onlar geldiler ve Antalya'dan büyük bir kalabalık zevat geldi. Diploma törenini verirken biliyorsunuz diplomayı bazı kişiler verir. Tesadüfen bana da önce diplomadan önce konuşmalar yapıldı. Vali bir konuşma yaptı. Bizim enstitü müdürümüz bir konuşma yaptı. Dedi ki konuşmasında bize hitaben, gittiğiniz yerlerde sıkıştığınız zaman, güç kaldığınız zaman hemen bize başvuracaksınız dedi. Eğer okulunuzun eksikleri varsa ya da işte yeni yapıldığı için her şey, ekip de gönderebiliriz dedi. Bahçe yaparken özellikle, çünkü araziler veriliyordu köy okullarına o sırada, köy öğretmenlerine. Orayı işlerken ihtiyaç duyarsanız ziraat öğretmeni, tarım öğretmeni gelirse yardım eder filan dedi. Haşim İşcan da dedi ki köyde karşılaştığınız sorunlarda
bana da istediğiniz kadar ulaşabilirsiniz dedi. Sonra işte diplomalar dağıtırken benim diplomamı Haşim İşcan vermişti. Bana tek, yani kime verirse ona bir şey söylüyordu. Bana da uzun bir konuşma yaptı. Yani uzun bir konuşma derken, köye gideceksin, köy kadınlarının hepsini toplayacaksın, köy kızlarını toplayacaksın, herkese okuma yazma öğreteceksin. Eğer karşı çıkan olursa bana haber vereceksin. Şunu yapacaksın, bunu birçok şey söyledi. Kadın öğretmen olarak söyledi bunları. Şimdi ben bu Haşim İşcan'ın sözü ve müdür beyindeki önceki sözleri o kadar beni etkiledi ki, o sırada yüksek kısım sınavına girmiştik. Ben o gece düşündüm, acaba dedim yüksek kısmını kazanırsam bile gitmesem de köye gitsem daha mı iyi olur dedim kendi kendime. Çünkü çok özendirdi Haşim İşcan'ın şeysi. Bir genç öğretmen için böyle arkasına bir güvence olması, böyle bir güven verilmesi onun yani amacına ulaşma çalışmasında büyük bir etken oluyor. Hiç önümde hiçbir zorluk kalmadı. Sarayın müdür beye bir şey götürmüştüm. Dedim size bir şey soracağım. Ben dedim acaba yüksek bölüme gitmesem de eğer kazanırsam dedim. Daha belli değildi kazanca. Köye gitsem olmaz mı dedim. Dedi ki her zaman böyle bir sınav olmaz ya da olsa da belki kazanamazsın. Kazanırsan gidersin dedi. Sonra köye yine gidebilirsin filan dedi. Bu yani böyle bir hayal kurduğumu hatırlıyorum. Bu hiç yani kolay kolay kurulacak bir hayal değil ama şimdi bugün yüksek öğretimle yani şey arasında tercih yapmak zorunda kalan gençlerin durumuna baktığım zaman o dönemde her şey o kadar aydınlık ki, şimdi yüksek öğrenim görmesem de hem meslek hayatım garantili hem de yapacağım büyük bir iş var, bir memleket hizmeti var. Bu çok önemli bir şey. Sonra işte sınavı kazandım ben. Sınav çok ilginçti, yüksek köy enstitüsü sınavı. Yine bugün örnek olacak şeyler var içinde. Biz şimdi bu arada söylemeyi unuttum ben. Biz 31 kişi kaldık 66 kişiden. Ama bu kişilerden hiçbiri elenmedi. Sağlık koluna gittiler arkadaşlar. Sağlık kolunu seçtiler 3. sınıftan sonra. Onlar sağlık koluna gidince biz az kaldık. Zaten köy enstitülerinin getirdiği önemli eğitim ilkelerinden birisi de öğrenciyi elememek, işe yarar bir şekilde yönlendirmek, yöneltmek. Ve herkesin yeteneklerine uygun, isteğine de uygun bir alanda başarılı yapmak. Yüksek kısım sınavı açıldığı zaman, yani sınav zamanı geldiği zaman galiba 10 kişi filan öğretmenler kurulunda seçildi. Önce öğretmenler kurulu seçiyor. 30 kişiden 10 kişi seçtiler herhalde. O sayıyı unuttum. Şimdi öğretmenler seçerken ne yapıyor? Bugün hani şey var, okul birikimlerini de sınav şeyine sonuçlarına ekliyorlar. Onun gibi 5 yıl içindeki öğrencinin birikimi, bir alanda sivrilmesi, özellikle hangi alanda kimler sivriliyor, yani yetenek filan. Bunları gözeterek öğrencileri aday olarak seçiyorlar önce sınava girecekleri. Bu hiç de şey değil, yani sosyal adalet olmayan bir şey değil. Aksine 5 yıl içinde öğretmenler öğrencilerini tanıyorlar. Hiç kimse kimseyi kayıramaz çünkü hepimiz oradayız. Yani öğrenci çıkıp üstelik eleştiri günlerinde der ki beni seçmediler arkadaşlar öğretmenlerimiz. Halbuki ben bu grubun içine şu kadarım. Bunu söylediği zaman öğretmenler ne cevap verecekler? Mümkün değil kimseyi kayırmaları. Öğretmenlerin seçtiği bu grup bakanlıktan gelen sorularla sınavdan geçiriliyor. Öğretmenlerce geçiriliyor yine. Orada da hiçbir hile yapamazlar. Zaten bizim köy enstitülerinde böyle hile yapmak diye bir şey düşünülmez. Ama bugün hani öğretmenler şunu yapar bunu yapar dedikleri için söylüyorum. Bizi güzelce sınava şey yaptılar. Hiç başımızda durdular. Sınavdan geçtik. Ankara'ya gönderdiler sınav kağıtlarımızı. Oradan bizim enstitüden 4 kişi seçilmişti. O sınavı kazanmıştık. İşte bir kişi bendim kızlardan.
Bir Fahri Özçelik, Macar köyünden Gazi Paşalı. Cavit Oral Aksekili, bir köyünden, Güzel Su nahiyesinden. Bir de Hüseyin Aşık. Hüseyin Aşık mesela çok müzik birikimi vardı. Cavit Binbaşoğlu da çok çalışkan bir adam, öğrenciydi. Biz de herhalde, ben de çalışkandım. Yani her alanda kendimi kanıtlamak isterdim. Yani ben çalışırken yüksek kısma gitmeyi de kafama koymuştum. Belki onun için de fazla çaba harcıyordum. Seçildik. Şimdi bu ben yüksek kısma gittiğim zaman bir şey fark ettim. Hiç, yani çok ilginç bir şey bu. Böyle 80 kişilik bir grup olduk. Her enstitüden gelen çocuk, öğrenciler. Herkes civa gibi. Şaşırdım. Orada kendimi şey yaptım. Adeta ben kendimin ne olduğunu bilmiyorum. Tabii öteki öğrenciler, o Kars'tan gelmişler böyle civa gibi çocuklar. Erzurum şeyden gelmişler civa gibi. Kayseri'den gelmişler işte. Kepirtepe'den gelmişler filan. Her enstitünün 5-6 çocuk kontenjanla seçilmiş. Yani biz şimdi bunun sonradan farkına vardık. Enstitüye diyor ki sizin enstitüden 4 çocuk seçilecek. Şu kadar mezun olmuş. Ötekine diyor ki sizin enstitüden 5 kişi seçilecek. Şu kadar mezun olmuş. Her şeyin seçkinleri toplanmış. Bu seçme biçimi her zaman, yani herkes gidemeyeceğine göre yüksek öğretime, bu seçme biçimi son derece sağlıklı bir seçim. Yüksek kısım Hasan Oğlan'ı köy enstitüsü üstünde kurulmuş bir şey, üst öğrenim kurumu. Aynı müdüre bağlı, enstitü müdürlüğüne bağlı. Ayrıca eğitim başı diye bir yöneticisi var yüksek kısmın, bir yüksek okul. Orada da yeni kuruluşla karşılaştık biz. Yani tabii bu köy enstitülerinin ilk öğrencileri olduğumuz için hep yeni kuruluş, yeni kuruluş. Yüksek köy enstitüsünde de gittik. Arkadaşlarımız Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde ders görüyorlar. Bizden önce 2 sınıf vardı. Bizim sınıf, onlardan dinledik şeylerini. Çok zor Hasan Oğlan'dan fakülteye gidip gelmek. Biz dediler, bir bina yapılmış yüksek öğrenci binası diye yarım. Bizim sınıf dediler ki biz fakülteye derse gitmeyiz, gitmeyelim. Bu binayı bitirelim kendimiz, 20 günde bitiririz. Taşınalım binamıza. Bize yatacak yer verdiler ama yani derslerimiz için falan yer yoktu. Kendimiz yapalım şeylerimizi dediler, gitmeyelim fakültelere derse. Halbuki şimdi fakültelere, derslere gitmenin zorluğu yanında fakülteye gitmenin bazı şeyleri de var. Yani hani diyebilirlerdi ki arkadaşlar bize ne yani şeyden falan. Biz de köy enstitülerinde aldığımız alışkanlıklar öyle ki böyle şeyler yapamazdık. Şimdi arkadaşlarım bu teklifi eğitim başından konuştular. Sonra Tonguç da geldi. Öbür öğrenciler, yani bizden önceki 2 sınıf öğrencileri hep bir yerde toplandık. Onlar da anlattılar zorluğunu. Dediler ki biz fakültede evet gidip geliyoruz derse ama çok zorluk çekiyoruz. Zaten köy enstitülerinin, yani Tonguç'un da o fakülteye derse gitmemizi istemiyordu Tonguç da. Çünkü fakülteyle bizim yüksek öğretimimiz farklı. Biz farklı bir anlayış, bir ekol olduk adeta. Üretici eğitimle eğitim yapan, bir eğitimden çıkan insanlarız biz. Fakülteyi küçümsüyorduk biz. Bakın çok enteresan bir şey. Bugün herkes fakültede okuyacağım diye akademili çocuklar ya da işte öteki yüksekokuldakiler hep fakülte diye şey yaptılar. Biz fakülteyi küçümsüyorduk. Şimdi bir insana bir şeyi büyük gösteren, küçük gösteren o etkinliğidir. Yani kendi amaçlarıdır. Hiç biz fakülteye özenmedik. Ve kısa sürede işte bir toplantı yapıldı. Mahalla Eyüboğlu vardı, yüksek mimar. Yapı kolunun hocası bizim. Onun ve bir de Sili Usta vardı. Sili Usta'nın denetiminde hemen örgütlendi öğrenciler. Kimileri zaten köy enstitülerinden hepsi öğrenmiş oldukları için yapıcılık. Kimisi köşesini yapan, kimisi işte tavanını yapan bilmem ne. Bir iş bölümü yaptılar.
Hatta hiç unutmuyorum, malzemelerin alımı bile, dışarıdan alımını bile öğrenciler yaptı. Hepsi gayet şey insanlardı bizim arkadaşlarımız. Koray abi vardı 3. sınıftan. O şey başkanı oldu, yapı başkanı. Yani o binanın yapılmasından sorumlu başkan. Öteki öğrencilerden bir kısmı da her işte çeşitli görevler aldılar ve sonuçta o bina hemen tamamlandı. Onlar o binayı yaparken biz kızlar da, yani yüksek köy enstitüsüne gelmiş olan 13 kız, bir de 2 kız vardı daha önce 2. sınıfta. 15 kız da bizim yüksek bölüm binasının yatak takımlarını, öğrenci ihtiyacı olan birçok dikiş malzemelerini yaptık. Bir de kendi giysilerimizi diktik, olan kışlık giysilerimizi. Kumaş var tabii, enstitüde kumaş var. Hatta atölye gündüz şeylerin dersleri olduğu için o orta kısım diyoruz. Köy enstitüsü bölümüne orta kısım diyoruz. Biz yüksek bölüm olduğumuz için. Orta kısım gündüz atölyede ders yaptığı için biz gece de çalışıyorduk vardiya usulü. Erkekler de vardiya usulü, biz de vardiya usulü. Bütün bu işler 20 gün içinde, bir ay içinde toparlandı. Biz hemen binamıza taşındık. Derslerimiz yapılmaya başlandı. Hocalar gelmeye başlandı. Yüksek Köy Enstitüsü'ndeki program çok nefis bir programdı, bizim programımız. Yani köy enstitülerin programı zaten belli. Şimdi biz orada Yüksek Köy Enstitüsü'nde programın bir genel kültür programı vardı. Bir de eğitim programı, bir de iş programı yine orada da var. Eğitim programı bir şeyin, bir müfettişin, bir eğitimcinin alacağı programlar biçiminde düzenlenmişti. Ama iş eğitimi ilkesine göre düzenlenmişti. Genel kültür programları, işte Batı edebiyatı, matematik, yüksek matematik, benzer coğrafya, benzer dersler. Bir de işle ilgili dersler vardı. Şimdi ondan önce şunu söylemem gerekiyor. Yüksek Köy Enstitüsü'nün nasıl bugün fakültelerin bölümleri var? Yüksek Köy Enstitüsü'nün de 8 bölümü vardı. Bu bölümlerden biri güzel sanatlar bölümü, biri zootekniği bölümü, hayvan bakımı bölümü, biri köy ev ve el sanatları bölümü, bizim bölümümüz, kızların bölümü, tavukçuluk ve biyoloji, kümes hayvanları bölümü, tarla ve bahçe ziraatı bölümü, zirai işletme bölümü, madencilik kolu vardı. Bizde kol deniyordu, bölüm demiyordu. Şimdi niçin böyle acayip zootekniği, mesela hayvan bakımı kolu olur mu yüksek öğretim gibi düşünenler vardı. İşte o günkü Türkiye'nin gereksinimlerine göre düzenlenmişti. Keşke bugün de öyle düzenlense. Mesela o hayvancılık bakımı kolunun hocaları sonra bizim orada yüksek bölümde Doğu Anadolu'da bir hayvancılık projesi son yılda düşünüyorlardı. Kars Cilavuz Köy Enstitüsü ile birlikte, Erzurum Pulur Köy Enstitüsü ile birlikte yürütülecek bir şey. Bunu da bize derslerde anlatıyorlardı. Orada öyle bir okul açılacak ki, meslek şeyi, bölge okulu, köy bölge okulları vardı şeylerin. Orada kooperatifçilikle bölge okulları birlikte çalışarak bölge okulunda hayvancılık dersleri verilecek ve tabii hayvan olacak o okullarda ve çocukların ana babaları da okula gelecekler, kurs görecekler, para alacaklar kurs için. Kurs için hiç başka yerde para verilir mi? Çünkü üretim olduğu için içinde, hayvanlar olduğu için orada herkes hayvanlara bakacak ve para alacaklar. Hayvanlar çünkü süt verecek, yoğurt verecek, peynir verecek ve büyük bir proje bu. Bu hayata geçmedi. Hatta yazılmadı da. Bunu kimse pek de yazmadık yani hiçbirimiz. Çünkü proje halinde ortaya çıkmamıştı. Ancak hocalar bunu derslerde anlatıyorlardı. Sonra o Kars'ın müdürü Ağanoğlu vardı. O da bu projeyi anlattı. Ankara Üniversitesi'nden bu bizim hocalar, bir de veterinerler. Mesela öyle olacaktı ki şeyler, Doğu Anadolu diyorlardı bize.
Batı'yı geçecek, Batı Anadolu'yu geçecek hocalar bu şeyin çekim merkezi olacak diyorlardı. Yani o bölgenin fabrikalarda kurulacak diyorlardı. Biz Gezi'de görmüştük, Yüksek Üniversitesi'nde Gezi'ye gittiğimizde. Kars'ta gerçekten bir süt tozu fabrikası vardı. İşte onun gibi peynir fabrikası olacak diyorlardı, yün fabrikası olacak, işte bilmem filan böyle projeler vardı. Yani bu Yüksek Üniversitesi'ndeki kollar ülkenin kalkınması bağlamında programlanmış şeylerdi. Güzel Sanatlar kolu çok ilginçti. Güzel Sanatlar'da da bütün Anadolu kültürünün oraya, zaten Küyensüler'de şöyle bir şey vardı, Anadolu kültürü Küyensüler'ine taşınıyordu öğrenciler yoluyla. Enstitülerde kullanılarak, güzelleşerek, zenginleşerek köylere gitmesi amaçlanıyordu. Yani Küyensüler çıkışlı öğretmenlerin böyle bir yanı da vardı. Bunun için farklı Küyensüler öğretmenlerini bugün bile, yaşlılarını bile farklı gösteren şeylerden bir tanesi buydu. Şimdi orada Güzel Sanatlar kolunda müzik bölümü vardı. Resim ayrıca bölüm değil zaten de. Müzik, tiyatro, resim. Yani Güzel Sanatlara giren şeyler hep o heykel filan. Hepsi orada deneniyordu. Zaten yeni açıldığı için bu okul, yani yeni açıldığı için Yüksek Üniversitesi. Ancak daha belki ileride sinema bölümde olacaktı. Yani. Ve Ankara'nın bütün kültür adamları, bilim adamları bizim öğretmenlerimiz oldular. Yani bütün derken şunu kastediyorum. Belki hoş değil ama yani ünlü kişileri bizim okulun öğretmenleriydi. Onlar severek geliyorlardı. Şimdi bir tane şey vardı, tarih öğretmeni. Benim fakültem burası dedi bir gün. Siz fakülteye ne zaman gideceksiniz falan gibi söz etti de birimiz. Benim fakültem burası dedi. Çünkü dedi ben burada mutlu oluyorum dedi. Onun mutluluğunun bir nedeni de biz çok çalışkandık onun için. Yani öteki öğrenciler gibi, hani bir hoca öğrencilerin karşısına geçtiği zaman öğrenciler çalışkansa mutlu olur. Yani o anlamda söylemişti. Bütün hocaların karda kışta, Hasan Oğlan'a o sıralarda enstitünün arabası vardı ama hocalar gidip almıyordu enstitünün arabası. Trenle geliyorlardı, trenle gidiyorlardı. Bazen kar kışta, Hasan Oğlan o zaman çok kalorifer evler falan da yok, daha soğuktu galiba. Bizim enstitüde öyleydi. Böyle şeyler sarkardı, buzlar sarkardı. Bakar yok, karlı günlerde falan hocalar gelirdi. Ama biz de kar yağdı, hoca inşallah gelmez diye hiç düşünmezdik yani. Hoca gelmezse kızardık eğer gelmediği için. Böyle bir alışveriş vardı. Şimdi o kültür adamlarının, bilim adamlarının içinde konservatuvarın bütün artistleri gelirdi Hasan Oğlan'a, işte Güzel Sanatlar bölümüne. Aydın Gün, Mahir Canova, Cüneyt Gökçer. Cüneyt Gökçer gencecik bir asistanıydı Mahir Canova'nın. Kendisi gelemediği zaman onu gönderirdi. Sanıyorum bunu Güzel Sanatlar'da okuyan arkadaşlar size daha güzel anlatırlar. Ulvi Uraz'ın eşi Selçuk Hanım piyano öğretmeniydi. Biz Yüksek Üniversitesi'ne gittiğimiz zaman kollara seçme şeyimiz gündemde oluyor tabii. Kollara seçilirken çoğunluk nereye seçileceğini biliyor aslında. Müzikte ilerlemiş bir arkadaş müzik bölümüne seçiliyor. Ben tarımcılık yapmak istiyorum diyen birisi tarım bölümüne seçiliyor. Ben de müzikte biraz fazla çalışmıştım. Ama müzik bölümüne girmedim. Güzel Sanatlar bölümüne girmedim. Belki bu biraz gelenekçi bir ailenin kızı olmamdan ileri gelen bir şeydi. Kızlar için o sırada işte köy, ev ve el sanatları kolu vardı. Biz kızlardan bir kısmımız oraya girdik. Fakat şöyle bir şey var, ilginç bu. Güzel Sanatlara kızların çoğunlukla girmesini istiyorlardı. Kızların veya erkeklerin.
Güzel Sanatlar Bölümü Başkanı Öztekin Bey vardı. Bizi özendirmek için müdürle konuştu. Bize bir sene keman dersi verdirdi. Hani ikinci yıl geçeriz belki diye birkaç kişi, Nafize, ben, bir de Turgut Kavral'a da şey veriyorlardı, resim dersi. Çünkü ikinci şeyde, ikinci yılda belki güzel sanatlara geçeriz diye. Ünlü bir kemancı vardı, Şükrü Arslan örneğin. Ben bir sene ondan ders aldım. Ancak şöyle bir şey oldu, bunu da burada söylemek isterim, bir anım. Sunakan bize konser verdi bir gün. Şimdi Sunakan olduğunu bilmiyoruz tabii. Bir gün bizi dediler ki işte konser var. Hepimiz gittik, yer kaptık. Hatta bir kalabalık gelmişti konservatuvardan. Dediler şu bey konser verecek dediler. Kendisi dediler şey senfoni orkestrasının kemanisti dediler. Koştuk, yer kaptık. Ben de yer kaptım. Benim keman hocam Şükrü Arslan bana dedi ki şu küçük kızı dedi şeye götürür müsün, tuvalete götürür müsün dedi. Elinde bir kız böyle kelebek gibi. Kızı sürükleyerek götürdüm çünkü yerimi dedim hocam yer kaptım ama dedim. Olsun ben beklerim dedi. Kızı götürüp geldim koşturdum kızı yani hiç unutmuyorum küçücük bir kız. Kaçıncı sınıfsın? Üçüncü sınıfım dedi. İşte nerede okuyorsun? Saraçoğlu mu Namık Kemal mi? O okullardan birini söyledi. Getirdim. Hocaya kızı teslim ettim. Ben yerime oturdum. Bekliyoruz kemancı çıksın diye. O küçük kız çıktı. Elinde küçük oyuncak bir keman. Şimdi biraz da bir şey yaptık. Çok bekledik çünkü şey. Vakit. Bir de güzel sanatlardan arkadaşlar gayet güzel keman çalanlar var filan çok şey konservatuvara gidiyoruz hep izliyoruz filan yani küçük kızımı dinleyeceğiz gibi bir birden bir şey yaptık bir baktık başka bir şey oldu küçük kız o elindeki keman bir sihirli keman oldu küçük kız bir şey oldu hepimiz böyle taşlaşmış gibi çıt çıkarmadan dinledik büyük bir konser verildi o sırada. Sunakan'mış mı yer o küçük kız? Sunakan'a soruyorlar ilk konserinizi nerede verdiniz? Onu söylemiyor herhalde hatırlamıyor tabii. Halbuki o büyük bir konserdi. Bach çaldı. Bir ilk konseriydi. Sonra başka bir şey oldu. Müzik bölümü birkaç gün belki bunu size müzikçiler anlatmışlardır. Şeye giremediler. Keman falan çalışamadılar yani. Biz de iki keman çalışan Nafize Öztürk'le ikimiz de o günlerde kemanı bıraktık. Yani hocamız ders veriyordu ya geleceksin abi geçeriz diye. Böyle bir şey anımız var. Şimdi sadece Sunakan değil Ankara'da ünlü kim varsa böyle sanatta ilerlemiş bilmem filan yeni bir şey ortaya çıkarmış. Onları bize getirirler, dinletirler, gösterirlerdi. Bu öğrenciler için müthiş bir şey, motivasyon yaratıcı bir şey oluyor. Bir de ders dışı şeyler var. Yani dersler, ders dışı çalışmalar hepsi programlı. Ama o kadar zengin bir yaşam var ki Hasanoğlan'da orta kısım, yüksek kısım, şey sağlık kolu, ilkokul, uygulama ilkokulu var. Şeyi mesela ben hep hatırlıyorum. Kayaklarımız vardı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında bizim hepimize yetecek kadar 210 kişiydik. Hatta galiba 150 mi ne kayak vardı da yetişmiyor diye biz söyledik yine alırız demişti şey. 150 kayak bir okulda, isterse 10 kayak olsun hiçbir okulda kayak yoktu. Nasıl köy enstitülerinde olabiliyordu? İşte üretici eğitimin yani... okulun birçok ihtiyaçları öğrencilerin yaptığı işler içinde, dersler içinde karşılandığı için kayak almaya para ayrılabiliyordu. Biz orada mesela ben Antalyalı olduğum halde orada çok güzel kaymayı öğrenmiştim. Böyle faaliyetler vardı. Sonra şey vardı, futbol sahası vardı. Bu ilginç bir şey. Hiçbir okulda basketbol bile, basketbol çok yeniydi zaten. Okullarda voleybol, şu bu vardı ama biraz
Bir tek bir şey vardı filan belki. Ama bizim okulda Hasanoğlan'da pimpon, sayısız pimpon masası vardı. Adım başı bir yerde, bir binanın, bir koridorun her yerinde pimpon masası vardı. Voleybol sahaları birçok vardı. İşte bir de şey vardı, futbol sahası vardı. Bunlar da öyle, bunlar kolay kolay yapılamaz. Bir okula bu kadar para ayrılamaz ama birçok iş öğrenciler karşıladığı için mesela pimpon masaları şey, marangozluk atölyesinde öğrenciler tarafından yapılıyordu. Voleybol sahasını, direklerini kendimiz öğrenciler yapıyorlardı. Kolayca kurulabiliyordu. Futbol sahası ilginç. O sırada hiçbir okulda futbol sahası yok. Açık hava tiyatrosu yok. Hasanoğlu'nda açık hava tiyatrosu var. Futbol sahası yeni yapılmıştı. O 45'te galiba yapılmıştı. Bir gün orada bir kızlar da oynuyorduk. Yani öyle çok her zaman değil tabii ama bir gün bir maç yapıldı. Biz de vardık. Kadın öğretmenler de kız, yüksek bölüm kızlar ve erkekler. Tesadüfen Tonguç da o gün oradaymış. Sahanın şey, oturacak yer yok. Futbol sahası var ama oturacak yer yok. Herkes gelip seyretti. Onlar da seyretmişler. Onlar da bizi seyrediyorlardı o sırada. Rauf İnan müdür, Tonguç, eğitim başı Hürrem Bey, birçok öğretmenler filan. Tonguç geldiği için onlar da gelip seyretmişler. Bittikten sonra işte böyle bir halka oluştu. Konuşuluyor. Öğretmenlerden bir tanesi dedi ki Tonguç'a, efendim dedi, çok güzel bir voleybol sahası oldu dedi. Ama dedi, pardon, futbol sahası. Futbol sahasını yalnız öğrenciler yapmadılar. Antiparantez söylüyorum. Oraya bayağı müteahhit falan da geldi galiba. Ama oldu, güzel oldu. Dedi ki efendim çok güzel oldu ama dedi öğretmenlerden birisi, bir de amfi lazım buraya dedi. Tonguç güldü, dedi ki asla dedi amfi olmayacak buraya dedi. Bu dedi sadece öğrenciler burada isteyen gelsin, aynı şimdi olduğu gibi birkaç zaman oynasın. Zaten orta kısım küçükler oynamayacak. Onlar biz de oynayacağız demezler hiçbir zaman. Şimdi köy enstitülerinde bir de böyle bir şey var. Çünkü başka onlar için daha güzel alanlar da var. Gitsinler voleybol oynasınlar, pimpon oynasınlar, bütün spor tesisleri var. Burada büyükler oynayacak dedi, yüksek kısımlar ve orta kısmın son sınıfları. Burada dedi böyle edilgen biçimde herkesin toplanıp oturacağı şeyler gerekmiyor dedi. Çünkü bir etkinlik için dedi, seyretmek yerine herkes oynasın dedi. İsteyen gelip biraz oynayıp gitsin, o kadar dedi. Şimdi bu çok bir hikaye anlattı. İngiliz'in burnu kesilmiş böyle otururken, futbol seyrederken. Onu demişler, burnun kesildi. Demiş ki olsun, görüyorum, biliyorum demiş. Karşıdaki futbolu, yani tezahürat yapıyormuş. Onu anlattı. O zaman biz futbol maçı falan görmediğimiz için, pek bilmediğimiz için, o dönem 1945, bunu anlamamıştık. Bunu şimdi anlıyorum ben. Yani bu çok önemli bir şey. Oyun alanları, spor, futbol da buna dahil bir şey içindir. Etkinlik, yani bedenin etkinleşmesi içindir. Beden, yani her birey kendi bedenini etkinleştirmek istiyor, hareket yapmak istiyor, şey yapmak istiyor. Ama seyretmek, bazıları seyretsin. Ama dünya bugün futbol seyrediyor. Bu tabii kapitalist düzenin şeylerinden bir tanesi. O konumuz dışı bir şey olduğu için konuşmuyorum. Şimdi 1945 yılında bir de Ankara'da 19 Mayıs gösterisine çıktık biz yüksek köy enstitüler. Orada müzik vardı, işte akordiyon yapılıyordu. Bir de ulusal oyunlar gösterisi vardı. Biliyorsunuz herkes stadyuma çıkıyor, gösterilerini yapıyor. Ama Ankara'da o yıl ilginç bir şey oldu. Ne Harbiye'nin sıkı düzen o güzel hareketleri, ne Gazi Eğitim Cimnastikçilerinin, kızların ilginç gösterileri, ne kız enstitülerinin ilginç şeyleri, güzellik gösterileri filan. Hiçbirisi bizim Hasanoğlan kadar halkı etkilemedi. O biz şeye, stadyuma çıktığımız zaman Hasanoğlan, Hasan Ali diye bağırıyorlardı. Halk ayağa kalkmıştı. Bunun nedeni oraya götürdüğümüz hareketlerin, zeybekler olması, halkın
kendi oyunları olması ve müziğin halkın kendi müziği olmasıydı. Bu da köy enstitülerinin getirdiği işte halk kültürünün güzelleşmesi, tekrar halka ulaşması gibi bir şey. Çünkü o güne kadar halk kendi müziğinin, türkülerinin köşeye atılmış antikalar gibi adeta kendi müziğini, kendi türkülerini şey yapmaktan çekiniyordu. Yani eskimiş gibi bakılıyordu. Şeyler, yurttan sesler, köy enstitüleri, halk evleri bu şeyleri öne çıkardı o sıralarda. Şimdi 1945'e kadar ve çok etkin biçimde köy enstitüleri çalışmalarını sürdürdü. Hep programını geliştirerek. 46 yılını da böyle geçirdik. 46 yılının Mayıs aylarında, Nisan ayında galiba bizim Hasanoğlan'daki müdürümüz Rauf İnan, Hasan Yücel de o sırada bakan, Tomuş da genel müdür. Rauf İnan'ı bakanlık müfettişi yaptılar. Biz bunu zannettik ki bakanlık müfettişi Rauf İnan yani terfi etti. Kendisi istemedi ama. Hanımı filan istemiyorlardı kendi ailecek ama aldılar. Sonradan anlaşıldı ki o sıradaki politika köy enstitüleri üstünde, biz de bunu hissediyorduk tabii yani birçok şey gazetelerde filan ama köy enstitüleri üstünde şey yapıyor politika, bazı şeyler yapıyor. İşte Rauf İnan'ın alınması ilk şey, yerine başka bir müdür geldi ve biz o sırada yurt gezilerine çıkıyorduk. Son yurt gezimizi yaptık ve tatile çıktık. Seçimler vardı, 46 seçimleri. 46 seçimleri biz tatildeyken yapıldı. Döndük. Yani staja gittik biz. Mesela başka şeyler oldu. Bizi okula gelenler, gidenler başladı. Hiç tanıdıklarımızın dışında. Milletvekilleri filan oluyormuş, duyuyoruz. Filan milletvekili gelmiş bugün okula diyorlar. Bunları pek ben şahsen kendim pek o kadar da hiç kavramıyordum. Tatilden döndük, yani stajdan döndük, hem tatilimizi de yapmıştık. Hasanoğlan bir güz şeyine bürünmüştü. Zaten ay güz ama bir de toplumsal bir güz gibi geldi bize. Çünkü orada Tonguç yoktu. Hasan Yücel bakanlıktan ayrılmıştı. Yerine Şemsettin Sirer gelmişti. 1946'nın sonu, 46-47 dersiyle başlamıştı. Birden işte müdür değişti, eğitim başı değişti, öğretmenler gönderildi. Hürrem Arman kalmak için çok istedi. Yani hiç olmazsa öğretmen olarak kalayım orada dedi. Bırakmadılar. Başka enstitülerde de değişmeler olduğunu duyuyorduk. Öğretmenlerden filan. Bizim profesörlerden bir kısmı gelmez oldu dersine. Bir kısmı sürdürdü ama gelmeyenler bakanlığın tutumuna kızdıkları için gelmediler. Bir kısmını da belki şey aldılar. Şimdi çok ilginç bir şey bu. Yunus Kazım Köni bizim psikoloji öğretmenimizdi. Tonguç'un yerine genel müdür oldu. Psikoloji öğretmenimiz olduğu zaman pek farkında değildik yani ama Tonguç'un yerine genel müdür olması tabii onun yerine Tonguç'la onun şeyleri farklıydı. Tonguç derslerin bizim iş eğitimi tarihi öğretmenimizdi. Sadece genel müdür olmasının dışında ondan birçok büyük bir şey edinmekteydik. Yani eğitim tarihi bilgisi çok farklı. O, onun yerini dolduramamıştı. Sirer Yücel'in yerini dolduramamıştı. Farklı görüştüler, farklı dünya görüşündeler. Bunu hemen öğrenci olarak, genç insanlar olarak, yüksekokul öğrencisi olarak biz de hissetmiştik. Yeni gelen eğitim başımız vardı mesela Hürrem Bey'in yerine gelen. O İvris Köy Enstitüsü Müdürlüğü'nden geldi. Yani bir köy enstitüsü müdürü ama şimdi o insanlar değişik tavırda oluyorlar. Şey, yani sistem tepeden değişince. Ara sıra arkadaşlar o eğitim başımıza çıkışırlardı ama ben yapamam derdi mesela bir şey herhangi bir şey olduğu zaman. Bir iki olay oldu.
O olaylar, tatsızlık, yani bakan geldi, bakana arkadaşlar karşı çıktılar, genel müdüre karşı çıktılar filan. Ve bir tatsız yıl geçirdik o yıl. Ve başka bir şey oldu. Çok 17 Nisan'da bakan büyük bir şey yaptı Ankara'da. Daha önce İnönü yapardı öyle 17 Nisan'larda, Hasanoğlan'da büyük törenler olurdu. Bakan da öyle yapmak istedi ama biz öğrenciler açısından bakanın yaptığı o 17 Nisan toplantısı şeydi, yani özendirici değildi, tatsızdı. Fakat bizim için, yani orada okuyan öğrenciler için düşünün, Küyensin'den başlayarak biz sanki memleketi kurtaracağız, Türkiye'yi biz kurtaracağız gibi bir şeyle öğrenim görmüştük. Bizi müfettiş olarak tayin edeceklerdi, Küyensin'e öğretmen olarak tayin edeceklerdi. Bizi o görevlerden daha alt şeye indirerek tayinler yaptılar. Buna üzüldük genç insanlar olarak filan. Bunun tabii tartışması ayrı bir şey. Bunları söylemek istemiyorum. Küyensler'i daha sonra, işte Küyensler'in cayıldı o dönemde. 1954'te de Menderes hükümeti döneminde, Tevfikilerinin Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde kapatıldı. Şimdi o günden bugüne baktığımız zaman çok tartışıldı, çok yazıldı, çizildi. Ama eğitimin bugün geldiği noktaya baktığımız zaman tabii ki çok büyük bir kayıp. Sadece Türkiye için kayıp değil aslında. Küyensilerine eğitim açısından bakıldığı zaman bunu batılı eğitimciler çok iyi kavradılar. Dünya açısından da büyük bir kayıp oldu. Gelişmekte olan ülkeler, az gelişmiş ülkeler açısından bir eğitim örneğiydi Küyensileri. Şimdi Birleşmiş Milletler'in bir şeyini okudum geçen yıllarda. Bu ekonomik kriz başladığı zaman önerileri var orada Birleşmiş Milletler'in. Diyor ki üretmeden tüketmeyiniz diyor. Eğitim harcamalarınızı çarçur etmeyiniz diyor. İşte çevreyi orman dikiniz diyor. Sularınızı koruyunuz diyor. Birçok şeyler söylüyor. Bu sanki Küyensin programını anlatıyorlar gibi geldi bana orada. Bir paket bu sunmuş. Küyensin'de bunların hepsi yapılıyordu. Bir üretici, ben en çok, yani antiparantez söyleyeyim, üretici eğitimden dönülmesi sadece Türkiye açısından değil, dünya açısından da bir yanlıştır. Halbuki Avrupa aslında bunu kendisi yapıyor. Kendisi yaparak öğrenmeyi, üreterek öğrenme biçimine aşağı yukarı birçok kurumlarında dönüştürdü. Biz şeye, ezberci eğitime döndük. Yani yaparak öğrenme diye ezberci eğitime, bilgi ezberlemeye döndük. Şeylerimiz, sınav, sosyal adalet kalmadı. Yani bu üniversite sınavları, özel dershaneler, özel dershaneler önce şeyde başladı, ilk öğretimde başladı. İlk öğretimi yozlaştırdı. Sonra liselere de üniversiteye hazırlama diye girdi. Üniversite liseleri yozlaştırdı. Bugün de Türkiye'de işte biliyorsunuz 4 artı 4 tartışması var. Yani bunlar tabii böyle kısa şeylerde tartışılacak konular değil ama Küyensileri daima gündemde kalıyor. Bunu fark ediyor herkes. Neden gündemde kalıyor? Çünkü Küyensileri Türkiye'nin gerçekten gereksinimi olan şeyleri, gereksinimlere göre ve gerçeklere göre düzenlenmiş bir eğitimdi. Çok.